nasıl? Yeşil salata risksiz. Tosu ya iyi de mesela yani. Fresh mi? Sosumuz yerinde mi? Mesela Enes dedi ki ağzıma bir parça tuz geldi. Evet, tuz mesela geldi. Sen öyle bir şey yaşadın yok, mı? Yok ben şeyde ben de gayet lezzetliydi. Pilavı beğenmedin. Pilavı hiç beğenmedim. Peki Meral? Ben de pilavı beğenmedim. Salata gerçekten risksiz hani. Çok lezzetli de değil. Çok riskli. Yemek daha iyi pişebilirdi. Et daha iyi pişebilirdi bence. Yok canım. Güveçte olmasına rağmen. Et güzel. Bilmiyorum et bana. Güzel pişmiş. Yani, ya, lokum gibi. Sizinki de iyi pişmişti. Bu da iyi pişmişti. Biraz, güzel. Yani bilmiyorum biraz yağlı geldi bana. Yok yok güzel. Siz de boş yorum yapmayın. O yağda olması lazım. Güzel. Yoksa lezzetini alamaz. Boşu lügatınıza yeni mi ekliyorsunuz? Siz boş yorum boş boş. Yok hep bari boş yorum yapıyorsunuz. Çok kullanıyorsunuz da. Boş yapıyorsunuz. Biraz genişletin. Yerine koyacağınız ürünleri. Ne kadar et yediniz Meral Hanım? Bir tane yemişsiniz. Üç tane yedim. Üç mü? Evet üç tane niye? Yedim. Yani bana biraz az pişmiş geldi. Az mı? Evet ben daha fazla buna katılan var mı? Vallahi sakın yesizsiniz. Ben burada Ebru evet, Hanım bile o ne şey yapıyor iyi ben pişmiş dedi. Gerçekten. İyi pişmiş. Et az yani, pişmiş. Bana biraz az pişmiş ben geldi. Ben öyle demedim. Bakın ben kendi ifademi genele yaymıyorum. Az pişmiş demiyorum. Bana biraz şimdi az pişmiş geldi. Şimdi siz puan 9 puan aldınız ya. Tabii tabii. Yorumlarınız olumsuz olacak. Doğru da doğru da siz gününüzü oynuyorsunuz. Ben gününü yaptım gerçekten. Şu anda gerçekten adaletli olabildiğinizi ben de. Tamam. Gösterin az pişmiş dediğiniz etin içini gösterin. Bana biraz gösterebilir misin pişmeyen etin? Pişmeyen eti gösteremem yedim ya hani. Öbürlerinden göster. Biri mi pişmemiş seçtiniz mi? Seçtiniz mi içinde? Hayır köşeden yedim içini karıştırdım. Ya o kadar belli ki Zuhal Hanım şu an resmen puanları topladığı için arkadaşlar. Hiç yememişsiniz ki bir tane yiyip çiğ demişsiniz. 2-3 tane daha yiyin Meral Hanım. Burada 4 kişi pişmiş diyor siz pişmemiş diyorsunuz. Yani Ebru Hanım gibi lokum gibi hem de gerçekten. Hiç anlamıyor musunuz siz ya? Helal olsun size bak. Dur. Bana göre az pişmiş diyorum, bana göre. Size göre diye yarış yapmıyoruz burada. Dün niye ama şimdi, bana göre hayatım, Meral'cığım bir saniye, bu bir steak et olur. Evet. Getirir o da medium ver, bilmem ne, bana göre az pişmiş. Ben çok pişmiş. Evet. Bu etin öyle bir durumu yok ki, bana göresi evet. Yok ki bunun işte. Ete göre ben bir tık daha iyi pişebilirdim. Allah Allah, ama kaç kişi lokum gibi pişmiş Meral Hanımcığım. Yani. Hayır, şu anda bak, bakın bu kadar en çok... Hakikaten şu anda şöyle bir şey söyleyeyim. Şu anda bu masada, hani en çok kavgayı biz ediyoruz Özlem Hanım'la ama şu anda şu eti... Pişmiş, pişmemiş diyemezsiniz. Hakikaten lokum pişmemiş gibi. Pişmemiş demedim zaten. Biraz daha pişmesini bekleyebilirim. Bu kadar büyüterek konuyu bu et olmaktan başka bir yere çekmeyin. Kıyma aynen öyle. Çünkü daha fazla çekmeyin başka bir yere hakikaten lokum gibi. Bir de yememişsiniz bile öyle yorum yapıyorsunuz. Lokum gibi. Sonuçta yedim ya biraz. Kıyma olur. Tamam hiç yememişsiniz. Bir tane yedim o devam da çiğdi diyorsunuz. Devam etmek istemedim işte. Ama ikinci de bir şans verin bir daha. Bir daha bir deneyin bakalım. Bir daha bir deneyin bakayım pişmiş mi bir daha. Siz deneyin Enes Bey. Ben yedim bitirdim çok beğendim. Vallahi çok beğenmiş. Bir saniye pilavı beğendin mi? Pilav yani bulgur pilavı. Bir tabii şey o da başka bir şey demedi zaten. Evet, evet. Risotto yaptım demedi bize. Şey değil. Bulgur pilavı yani çok tane taneydi, çok kuruydu, bir lezzeti yoktu. Et de, et sote de hani herkes çok iyi pişmiş dedi ama ben bana göre biraz daha iyi pişebilirdi dedim. Kötü pişmiş demedim. Bu şekilde algı yaratmaya çalıştılar. Biraz sesler yükseldi. Defalarca kez dedim. O bana göre iyi pişmemiş. Biraz iyi pişmemiş de değil. Bana göre biraz daha pişebilirdi dedim. Yağlıydı. Yani pilav da çok iyi olmadığı için devam etmek istemedim zaten yemeğe. Meral Hanım pazartesi ve salı hiç konuşmadı. Kendi günde zaten yoktu. Masalara söyledim. Meral Hanım dün bize sadece komilik yaptı. Bugün de konuşacağı tuttu ama konuşabildiği kadar. Onda da sadece bana saldırmakla geçti konuşmaları. Ama sürekli bana karşı bir oynamaya çalıştı. Ama o kadar kapasitesi de olmadığı için çok da dikkate almıyorum. Bir de ben sana 7 vermişim. Daha ne bekliyorsun? Bir sürü şey beğenmemiştim. Tatlın çiğdi. Ben sana zaten verebileceğim en yüksek puanı verdim. Beklentisini asla anlayamadım. Niye bir mantarlı risotto yapmadın? Keşke bilseydim Meral Hanım'ı. Ama gerçekten ciddi söylüyorum. Keşke bir risotto yapsaydın keşke ya. Keşke çok azıcık güzel yapardım. Bir... Bak. Kızacağım bir daha katılırım söyle. Ama niye yapmıyorsun? İşte bunları yapın. Ben bunu kastediyorum. Bulgur pilavı olmaz mı? Olur çok da severiz. Ama şimdi çok yapıldı bulgur be tatlım. Pirinç pilavını yasakladık. Bu sefer hurra çullandılar bulgura. Yani bir de tatsız tuzsuz. Niye bu kadar? Yemeğin çok güzel. Afiyet. Bak bitirdim. Güzel, evet. Afiyet olsun. Gerçekten eline güzel. Güzel pişirmişsin. Ben ama şu bulguru yani 75 bin TL ve yapabiliyorken üstelik de potansiyelin varken ki var belli. Bir risotto yapsaydın taçlandırsaydın şu menüyü yani. Çok zor bir menü yok sen de kabul ediyorsun. Yok ben menüm zor değil. Tamam ama bir tane parça böyle vurur geçerdin risotto ile mantarlı falan böyle çok kestaneli mestane ne bileyim. Yani ben öylesine geldi aklıma yaparım dedim keşke yapsaydın. Neyse sağlık olsun diyelim. Enes sana geçelim. Yemeğini ben, beğendin. Güveçeyi beğendim. Eline sağlık. Etler, afiyet olsun. Sebzeler. Sen yapmış mıyım? Sebzeler. Bana bak ya afiyet olsun çok güzel yapmışsınız diyor.
siz sorduğunuz için söyledim. Yani sebzeler falan güzel yani pişmiş ama çok tuzsuz bulgur. Evet, yok, tatsız tuzsuz. Tatsız tuzsuz hiçbir şekilde bunda lezzet yok. Var. Salatada bana herhalde bana gelmiş olabilir. Direkt bir tuz geldi ağzıma. Onun dışında diğer arkadaşlara katılıyorum. Yeşil salata yani. Peki. Ebru? Ben zaten etin lokum kıvamında piştiğini gerçekten de başarılı bir pişirme tekniği uygulamış. Meral Hanım'ın dediği gibi birazcık daha pişse bu bence kıyma olurdu. Tadı tuzu yerinde mi birazcık yağlı olmuş. Hatta bayağı bayağı bir yağlı olmuş. Kaşarın da ya evet biraz yani evet, hem kaşarı ya hem de şey beraber, ya. Beraber hani eğer düşünecek olursak kaşarın da tuzlu olabileceğini düşünecek olursak bir tık bana göre tuzu biraz fazla. Pilav konusunda da birazcık yavan olmuş sadece bu. Salata? Salata da olmamış. Neden? Yani bana göre çok ekşi. Nar ekşisini evet ben de çok kullanıyorum ama bir tık kaçırmış yani. Bugün hem hani nar ekşisini kaçırmış hem işte burada dediğim gibi normalde yağını birazcık kaçırmış. Enes Bey'in salatasından daha nar ekşisi daha az. Siz Enes Bey'in salatasından daha az. Onda zaten genizim tamamen yandı. Gebur'dan da mı? Şeyde, ha, yani normalde. Beğendiniz diye hatırlıyorum. Hani yok, o biraz fazla konuşuyor. Hayır. Biraz sulu olur yani. Hayır, gezim yanında dedim. Esote bence gayet lezzetliydi, eti pişmişti, yenilebilir düzeydeydi. Mantarlı bulgur pilavı gerçekten çok kuruydu. Mantarları birazcık daha fazla olabilirdi, birazcık daha yağlı olabilirdi. Çok tuzsuzdu bir de, o yüzden pilavı felaketti. Özlem Hanım, yani siz bana 5 puan vermiştiniz. Evet. Bu menüyle yani kaç puan almayı bekliyorsunuz? Ben onu size sorayım. O zamanı geldiğinde konuşuruz. Bir şey beklemiyorsunuz yani. Bu masada beni kıskanan bir kişi vardı, şimdi 2-3 kişi oldu. Ben anlamadım yani. Ay, affedersiniz, ben sizin neyinizi kıskanayım yani? Anlamadım mı? Elimin lezzetine. Ha, elinizin lezzetine. Yani. Kıskanacak şeyler sürer. Yani yedik pilavınızı. Çok da kıskanmış olabilecek. Çok da kıskanmış gibi değilim yani. Valla Enes Bey, 10 puan verirseniz memnun olurum. Sordunuz. Ha, hayır da demem diyorsun. Yani. Hayır demezsiniz. Kim de ki, pardon. Aa, Hakan bir şey söyledi kısıntıyla. Ne dedin Enes'e bir şey dedin? İlk defa bir ana yemeği bitirdi. Ha bu arada. Bitirdi, beğenmiş. Beğendiysem yerim yani. Evet, güzel yani. Güzel. Güzel, güzel. Evet, çok zor bir yemek mi değil. Evet, birazcık yağ kaçmış. Doğrudur. Su oldu onlar ya. Olsun içinden. Kalanı daha, da hala. Yok daha iyi küçüldüğü zaman. Hakan ben senin de olsam bu sunumuna bir parça ehemmiyet verirdim. Evet, onu düşünüyordum bunu ben. Bunu bir meyveyle, bir yenilebilen çiçek, bir şey, bir renk. Aralara bir çok zor karakter Zuhal Hanım, ona bile laf eder Ebru Hanım. O yüzden niye? İnsan korkarak yaklaşıyor kendisine. Gerçekten mi? Yani ona bile laf edeceğini düşünüyorum ben sunumda. Ben bunu yemem, ben şunu yemem diyerek. Buz konusunda mı? Buz konusunda. Ya hayır ben böyle, yok Zuhal Hanımcığım böyle. Dümdüz mü? Evet dümdüz. Düz buz böyle. Düz, evet. Yani herhangi bir meyve, çiçek, böcek tadı falan herhangi bir şey tamam. Azıcık bir aroma, alacağım. Meyve suyu bir şey. Yok hayır hayır. Dikkat sade alacağım. Buzunu sade seviyor. Evet buzunu sade seviyor. Buzunuzu hazırlayın. Aklımda. Su niyetine kullanıyorum ben onu. Vallahi ama şimdi, Zuhal Hanımcığım buz yemek diyorlar ama hani normalde gerçekten hani ben de daha sonrası için aslında öğrendim. Kilo vermeye başladıktan sonra hani bunu ben bilinçli yapmamıştım. Buz yemek gerçek anlamda zayıflatıyormuş. Ben bunu internet üzerinden gerçekten... Yok internet okuduğunuz her şeye inanmayın. Ama bilmiyorum hani, bu ne kadar doğru bunu da gerçekten yok, bilmiyorum. Valla hani, ben kesinliği ya da bilmiyorum ama şeyi... Bakın. Bir, emin olmadığım bir bilgiyi buradan hiç paylaşmak istemem. Hani kendi tecrübemle bir şey ki tıbbi değil. Hı-hı. Yani yemekle ilgiliyordur. Başka bir şey olur ama bu konular biraz hassas konular. Çok da suistimale müsait mevzular. Hiç bilmiyorum i̇şte yani. Şu zayıflatıyormuş, bilmem ne kilo verdirmiş, öbürü kalori yaktırmış. Öyle şeyleri tamah etmeyin bence. Evet. Yani bunları ancak beslenme uzmanları, dahiliye doktorları ve de işte bu konuyla uğraşan... meslek edinmiş insanlara danışmak, öğrenmek. Sen burada kilo verme, sen kendin mi 44 kilo mu ne demiştin? Evet 44 kilo verdim evet. Sen inanamıyorum bir de küçültme falan olmadan. Hayır herhangi bir ameliyat, operasyon hiçbir şey geçirmeden. Süper. Kaç kiloydun? Ya yaklaşık 97 kiloya kadar bir dönem bir sıkıntılı bir süreç geçirmiştim. O dönemde işte böyle kendimi bile fazla böyle abur cubur şeylerine verdikten kaçtı sonra biraz. Da. Evet. Kaçtı 97'ye kadar çıktı. Bayağı da. Bir gün Zuhal Hanımcığım işte bir kıyafet almak için bir mağazaya gittim. Yani seçtiğim kıyafetler hani gözüme gelen hoş gelen şeyler güzel hani benim olmuyor. Bana olacak olanlar da birazcık daha benim yaş grubumdan gerçekten çok çok daha ileride. Hmm. Dedim ki ya bir nereye gidiyorsun Ebru yani bir bekle.